Şimdi ne zaman tüy döker hayvanlar? Ya şimdi kedi Daha ve doğrusu köpek. tüy dökme problemleri neden olur? Önce onu konuşalım. Ondan sonra ne Şimdi zaman olduğuna evet. geçeriz. Şimdi tüy dökme problemlerinin demin bahsettiğim gibi tüyler aslında bildiğimiz basit proteinlerden oluşur. Yani şey değildir. Böyle insan kılıyla tüylerin bir farkı yoktur. Şimdi öncelikle evinize aldığınız yavru hayvan gelişim dönemlerinde tüy döker. Yani şey de çok ilginçtir. Bir kedi ya da bir köpek bir yılda, ortalama bir yılda bir insanın 20 yılda geçirdiği bütün evreyi geçirir. Yani 4-5 aylık olduğunda dişleri dökülür. İnsanın 7 yaşlık dönemidir. 8 aylık olduğunda ergenliğe girer. Ciddi Evet. ergenlik depresyonu yaşayan hayvanlar da vardır. Yani pencerenin dibine gider, ağlar hayvan, böyle inanamazsınız. Hayvan sahipleri zaten şaşırıyorlar. İlk defa hayvan besleyen birçok hayvan sahibi. 1 yaşına geldiğinde de bu hayvan insanın 20 yıllık sürecini geçirir. Ha bu 1 yıllık dönemde değişik dönemlerde tüy döker. Çünkü gelişim dönemi geçirir. Yani dişlerini değiştirirken tüylerini de değiştirir. Bebeklik tüyleri dökülür. Yerine çocukluk tüyleri gelir. Arkasından ergenlik dönemine girdiğinde yine tüyleri değişir. O çocukluk tüyleri gider. Ergenlik tüyleri ve yetişkin tüyleri çıkar. Ha bu ara bir de mevsim değişir. Yazdan kışa girerken, kıştan yaza girerken tüyleri değişir. Yani İnsanlar gibi aslında bir nevi. Yani aslında saç bebekler büyürken saçlar hani bebeklik saçları aynen, dökülür. aynen. İşte mevsimlerde saçlar daha çok dökülür. Aslında insanlar Ya bizim aramızda aslında ben özellikle büyük bir evet fark çok büyük görmüyorum. bir Yıllardır fark iç var içeyiz bence. belki o yüzden hayvanlarla. Ben insanla hayvanın yani bizim pek biz sadece konuşuyoruz. Evet, o kadar. İnanın Hatta öyle. bizden daha vicdanlı, Onlar daha şey oluyorlar değil mi? Böyle daha merhametli diyeyim, ya Hakan Bey kesinlikle iyi haklısınız. niyetli. Hiçbir hayvanlar dikkat edin birbirleriyle kavga etmez. Biz insanlar birbirimizle kavga ederiz. Bizim egolarımız vardır, şeyimiz vardır. Ya hayvanlarda öyle bir şey yoktur. Hayvanlar kendileri bir arada çok iyi geçinirler. Benim çok müşterim var. Kedi köpek beraber bakan, beraber yaşayan yani kedisiyle köpeği ve hiçbir kavga etmeyen, hiçbir sıkıntı yaşamayan ki ben zaten kedi sahiplerine özellikle 2 kedi bakmalarını öneriyorum. 3 değil ama 2. Hocam Neden? köpeklerde peki öyle bir şeyiniz var mı? Köpek de zor oluyor. 2 köpek çok zor oluyor. Çünkü köpek paylaşmak da istemiyor. Bir de hayvan sahibini çok yorduğu için. Yani maddi manevi yoruyor. Yani hem 2 kere veteriner masrafı hem 2 kere kedi de çok masraf olmuyor ama hem şeyi çok zor. Peki ruh sağlığı için? Köpek ruh sağlığı için küçük köpekse olur. Küçük köpekse olur. Ya büyüklerde çok zor oluyor. 2 tane golden olduğunu düşünün evinizde. Hocam ben enteresan bir hikaye anlatayım. Benim ben kedi yani köpeğim olduğu için köpeklere düşkünüm ama hani kedileri evet seviyorum ama hani o kadar bir düşkünlüğüm yok. Bir, çok sevdiğim bir kız arkadaşım. Bir gün evine misafirliğe gittim. Bir baktım boyum kadar pitbull cinsi bir köpek. Ve evde küçücük bir kedi. Bunlar bir oyun oynuyor. Bir Evet. yani ya ben pitbull'dan ben insan olarak korkuyorken o kedi neler yaptı ve ilk defa kediyle köpeği bir arada görüp yani şaşırdım yani. Yok ben bizi Ve çok inanılmaz oyun oynuyorlar, inanılmaz akıllılar böyle ben mutlular. ve sonra şey oldum böyle kız arkadaşım dedim ki ya ben kedileri hani karşı bir şeydim hani bir hani evet seviyorum hayvanların hepsini seviyorum ama hani köpeğimin yanında olmaz diye düşünürken sen pitbull'la kediyi bir arada nasıl hani bu çok büyük bir Oluyor. yetenek Yok yok yani. oluyor. Yani bu tamamen verdiğiniz eğitime bağlı ve verdiği yaklaşımınıza bağlı. Siz ona ne kadar pozitif yaklaşır, ne kadar Sevgi dolu. sevgi dolu yaklaşırsanız inanın daha fazlasını karşı taraftan alıyorsunuz. Yani bir köpeğin sahibine duyduğu sevginin üzerine tek Evet. bir sevgi yok gibi. Yani inanılmaz bir sevgi gösterir.